Merhabalar efendim. Marine Time olarak standınız bulunmakta. Tuzla'dayız, denizcilik fuarındayız. Standınız öncelikle hayırlı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Umarım bol bereketli geçer. Siz çok da farklı bir firmasınız aynı zamanda ama biraz sonra faaliyetlerinizi, tercih edilme sebeplerinizi deneyeceğiz. Ancak ben izleyicilerimi öncelikle sizleri tanıştırmak istiyorum. Selim Akdemir kimdir? Marine Time'ın hikayesi nasıl oluştu? Bizlerle paylaşır mısınız? Efendim Selim Akdemir esas mesleği subaylık olan, sonra emekli olmuş olan, şimdi de gene ülkenin ekonomik bütünlüğü yönünde bu uğurda çaba sarf etmeye çalışan bir kişidir. Bu bağlamda çeşitli askeri projelerde proje yöneticiliği yaptıktan sonra buraya gelmek kısmet oldu. Burayı aslında çok iyi doğumu tamamlanmış, çok iyi bir noktaya getirilmiş bir firma olarak aldım. Hazıra kondum tabiri caizse. Benim yapabileceğim ne olabilir diye düşündüm ve o noktadan itibaren firmanın yüzünü piyasada aranan özelliklere sahip olma konusunda çevirmek için çaba sarf etmeye, bu uğurda bir katma değer üretmeye çalıştım. Evet. Bu konuda personelim sağ olsunlar çok büyük özveri gösteriyorlar ve iyi bir yolda olduğumuzu da düşünüyorum. Peki. Marine Time'a gelecek olursak hizmetleri birazcık açmak istiyorum. Marine Time'ın hizmetleri nelerdir efendim? Efendim Marine Time Turkey bir grup firması olup Norveç kökenli bir firmayız biz. Grubun uzantısı olarak Türkiye'deki gemi inşa projelerinde yaşam alanları konusunda hizmet üretmeye çalışıyoruz. Bununla ilgili proje yönetimi yapmaya çalışıyoruz ve anahtar teslim, özellikle anahtar teslim proje üretip teslim etmeye çalışıyoruz. Evet, peki. Hizmet sektöründesiniz. Dolayısıyla evet, birazcık daha dikkat gerektiren bir konu hizmettir. Ama aynı zamanda elbette de bunların bir diğer konusu da hizmet verirken nereye dikkat edilmesi gerektiği. Çünkü hataya mal vermeyen bir konu hizmet sektörü. Siz bu anlamda Marine Time o Türkiye olarak nereye dikkat ediyorsunuz hizmet verirken? Evet, aslında çok fazla bir yerde aramaya gerek yok. Ben bir gemiye girdiğim zaman nasıl o gemiyi görmek istiyorsam, nasıl bir alanda, ortamda yaşamak istiyorsam müşterilerime de onu vermeye çalışıyorum. Ben ne istiyorsam onu vermeye çalışıyorum. Bu anlamda müşterilerin beklentileri var. Nedir bunlar? Bir tanesi kuvvetli proje yönetimi. Çünkü tersaneler zaten gemiyi inşa ederken çok efor sarf ediyorlar. Bir de bize ait olan bu alanda, bu projede fazla efor sarf etmek istemiyorlar. Bu bağlamda bir açlık var piyasada. Evet. Biz bu açlığı kapatmaya çalışıyoruz. Bu alanı kapatmaya çalışıyoruz. Bunun yanında kalite anlayışını ortaya koyabilmek çok önemli. Biz bu konuda iddialıyız. Kaliteli ve güvenilir proje yönetimi sunarız. Ama bunun karşılığında sizi dükkan kirasına ortak ederiz diyoruz. Bu uğurda hizmet vermeye çalışıyoruz. Tabii dükkan kirası meselesini aslında çok da abartmamak lazım. Çünkü aslında bizim uğraştığımız konu bir geminin toplam maliyetinin %2,5'u veya 3'ü. Bahsettiğim dükkan kirası 1/10 bile değil. Evet. Çok küçük bir şey. Bunu biz espri olarak söylüyoruz. Ama duruşumuz prestijli proje yapalım, katma değer üretelim. Çalıştığımız, beraber çalıştığımız tersane de kazansın, biz de kazanalım. Ve piyasadaki bütün paydaşlar iyi bir şey yapmak istediklerinde, meydan okuyucu bir proje yapmak istediklerinde ve bunu müşteriye zor teslim ederim dediği bütün projelerde akıllarına ilk biz gelelim. Biz bunu hedefliyoruz. Hizmet sektörü tabii ki de zor diyoruz ama hizmet sonrası destekler de çok önemli. Bu anlamda sizler de hem şunu sormak istiyorum. Bir proje sizden istendiğinde, anahtar teslim projesi istendiğinde ne kadarlık bir süreçte teslim süreleriniz var? Bu projenin büyüklüğüne veya küçüklüğüne göre değişiyor. Ama ortalamada biz bir projeye, orta boy bir projeye, bizim giriş ve çıkışımız yaklaşık 6 aydır. 6 ayda biz gireriz. İzolasyon dediğimiz kaplamaların altında ses geçirgenliğini, ısı geçirgenliğini azaltan malzemelerle başlarız onların kaplanmasıyla. Sonra en son bu görmüş olduğunuz ortama ulaşırız. Bu yaklaşık olarak 6 ay sürer. Ama hemen şunu söyleyeyim. Gerçekte bu iş 3,5 aylık bir iştir. 3,5-4 aylık bir iştir. Fakat tersaneler gibi iş geçişlerinin çok olduğu, disiplinlerin birbirinden bağımsız çalıştığı bir ortamda İş kayıpları çok olur. Biz işte bu tersanelerin iş kayıplarından dolayı da aslında nominal 3,5-4 ay olan süreyi 6 ay yaşarız. Ancak bu çok da bizi rahatsız eden bir konu değil. Bu 2 ay, kalan son 2 ay
aslında işi daha iyi götürebilmek için o ince dokunuşlar dediğimiz, o ince dokunuşları da yaparız ve müşterinin istediği noktaya gelmeye çalışırız. Peki. Proje bazlı derken tabii ki bu standart ölçüde mi çalışıyorsunuz, standart bir yapılı şekliniz mi var, yoksa karşınızdaki kişilerin, proje isteyen insanların da fikirlerine mi ayak uyduruyorsunuz? Evim tamamıyla gemi sahibinin isteğine göre çalışıyoruz. Bizim için standart imzaladığımız kontrattır. Başka bir standartımız yoktur. Müşteri ne isterse biz ona özel onu yaparız. Oturduğunuz koltuğu beğenmez, başka bir şey ister, biz onu yaparız. Zemini beğenmez, başka bir şey ister, biz onu yaparız. Rengini beğenmez, değiştiririz. Tamamıyla müşteri odaklı, müşteri ne isterse onu ürettiğimiz ve standart kelimesinin karşılığında ürettiğimiz malzemenin cinsini değil, kaliteyi koyduğumuz. Yani bizim için kalite bir standarttır. Ürettiğimiz malzeme ya da ürettiğimiz hizmetin standardı yoktur. Standart tamamıyla müşteri ne isterse odur. Peki. Hizmet sonrası desteklerimiz nelerdir? Garanti efendim, hizmet sonrası bir yıl garanti süremiz var. Dünyanın neresinde olursa olsun. Biz hizmet verdiğimiz gemiyi elini kaldırdığı anda çok kısa bir süre içinde gider bulur ve isteklerini karşılarız. Harikasınız. Peki. Başarı tesadüf değil. Onu siz konuşurken anlayabiliyoruz aslında. Kalite de aynı şekilde. Hem firma olarak hem bireysel olarak sizlerin başarılarınızdan bahsediyoruz. Bu anlamda yalnız değilsiniz sizler. Arkada bir ekip de var. Kocaman da bir ekip. Kaç kişilik ekibe sahipsiniz? Evet, 70 kişilik bir ekibe sahibim. Çok şanslıyım. Bunların yaklaşık 10-15 kadarı beyaz yaka, diğerleri mavi yaka. Ve bakın, size samimiyetle söylüyorum. Aslında ben firmanın görünen yüzüyüm. Esas kalite, esas güç benden diğer 69 kişiden. Harikasınız. Peki yerimiz nerede? Altınova'da konuşuyoruz biz. Tersaneler bölgesinde. Hizmet verdiğimiz sektöre yakın olmak istedik. Peki. Birebir olarak sizler mi satış ağınızı oluşturuyorsunuz Türkiye genelinde ya da herhangi bir yerde? Yoksa bayilikleriniz de var mı? Efendim, bayiliğimiz yok. Biz zaten bir grubun uzantısı. Evet. Aslında bayi olan biziz. En uçtaki nokta biziz. Ancak alt yüklenicilerimiz var. Alt yüklenicilerimizden ara ürünleri alırız ve ana ürüne ulaşmaya çalışırız. Peki. Altı öncesine geri götürmek istiyorum sizi. Elbette buraya ilk oturduğunuz zaman o koltuğa çok da büyük bir sorumlulukla oturmuşsunuz. Zaten hali hazırda olan bir şeyin başına ve ondan sonrası çok da önemlidir. Çok büyük hedef hayallerle de oturulur bir koltuğa. Onu da biliyoruz hepimiz ama şu ana kadar hedeflerinize ulaşabildiniz mi? Maritime olarak en bireysel. Efendim, hedeflerime ulaşamadım. Hedeflerime ulaştığım an benim buradan ayrılma vaktimin geldiği andır ama hedeflerime ulaşma konusundaki süreçte hedeflediğim noktadayım. Peki Maritime olarak 2019'da farklı proje ve yenilikler var mı? Var efendim. Var. İmzalamak üzere olduğumuz ve imzalamak için çok çaba sarf ettiğimiz, özellikle piyasada bize prestij kazandıracak, adımızı daha parlatacak, daha ön plana çıkartacak projeleri hedefledik. Şu anda 4 projeyle devam ediyoruz ama 2020 yılında zannediyorum şu anki proje yükümüzün yaklaşık 3 katına çıkacağız. Buradan sürprizlerimizi duyuralım o zaman bizim aracılığımızla da. Peki son olarak da sizi destekleyen müşterilerinize, personelinize ve izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Ben burada oturuyorsam zaten personelim sayesinde oturuyorum. Müşterilerimize de şunu söylemek isterim. Eğer kaliteyi arıyorsanız bizim numaramızı zaten biliyorsunuz. Peki, ben de size çok teşekkür ediyorum. Türkiye'ye kazandırmış olduğunuz bu kaliteli hizmet anlayışına, vermiş olduğunuz değerli bilgilere, farklı projelerde, farklı fuarlarla görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağ olun efendim. Hoşça kalın. İyi günler efendim.